Biz çorbalarımızı içtik seni beklerken Halil İbrahim. Sen ne alırsın? Bir şey istemem. Davet ettiniz, icabet ettik. Buyurun, sizi dinliyorum. Şimdi... başına gelenlerden dolayı üzgünüm. Böyle tanışmak, bir araya gelmeyi hiç kimse istemezdi. Kötü zamanlar geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Onun için ben ortaklarımla konuştum. Bu düşmanlıklar bitsin istiyorum artık. Bu kadar kan döküldükten sonra nasıl bitecekmiş bu düşmanlıklar? Şimdi delikanlı, sen tabii uzun yıllardır burada olmadığın için bilmezsin belki de. Ama burada her akraba arasında kan vardır. Ve bu topraklarda insanlar bunlara alışıktır. Kan da dökülür, gözyaşı da. Ama sonra aklı selim devreye girer. Bir uzlaşma yolu bulunur. Bunu amcamdan duymuştum. Şu anda sizden aldığım evin arsasına da öyle çökmüştünüz. Bence kabahat topraklarda değil. Bu topraklarda şımarmış, nankör, halk düşmanı haramzadelerle ilgili bir konu bu. Delikanlı, bu kadar adam burada senden azar işitmek için toplanmadı. Biz buyuz. Bu saatten sonra da değişecek değiliz. Geldin. Geldiğinde belli ettin. Anladık. Gözü kara bir adamsın. Biz seninle nasıl uzlaşacağız onu merak ediyoruz. Ben sizle uzlaşmam. Halil İbrahim. Dost olmak zorunda değiliz ama uzlaşmak zorundayız. Şimdi sen bizden bir şeyler iste. Bir şey yapmamızı iste. Biz de yapabiliyorsak yapalım, verebiliyorsak verelim. Ama bu kan davası dursun. Rızvan Bey. Olur, git. Bizim Reşit'in oğlunun başına bir iş gelmiş hapishanede. İzin istedi benden. Müsaade ederseniz ben de gidip bir iki telefon edeyim. Hastanedeki işleri halledeyim. Bıçaklanmış çocuk ya. Ne diyorsun baba? Benim acelem yok. Yapmanız gerekeni yapın. Çok şükür. Haberler iyi. Evladımız ölmemiş, kurtulacak. Ne diyorduk? Gel gör ki bu topraklar böyle diyorduk. Halil İbrahim. Bu kan dursun artık. Şimdi bizden ne istiyorsun söyle. Sahip olduğunuz her şeyin %50'sini istiyorum. Ne diyor bu Rızvan?
Her şeyin yarısını diyorum. Yarısı az. Hepsini alaydın da. Yarısını vermezseniz hepsini alırım. Ne diyorsun lan sen? Şşş. Kimsin oğlum sen? Şşş. Yavuz. Halil İbrahim. Bu masadaki herkes seninle uzlaşmaya hazır. Yeter ki makul bir şey iste. Benim için makul olan bu. Yani mevzu bizim paramız, mal varlığımız mı? Yok. Varlığınız. Ama görüyorum ki malınız canınızdan daha kıymetli. O yüzden Fikret'in dediği gibi makul olun. Peşin peşin %50'mi verin. Vermezsek ne olacak? Ne yapacaksın? İş yerlerinize çökeceğim. İş yapamaz hale getireceğim sizi. Sokakta yürüyemez, arkanıza bakmadan gezemez hale geleceksiniz. Ulan zibidi, bana bak. O Zeynep'ten 3-5 mekan öğrendin diye gelip burada 40 yılın kurtlarının sana boyun eğeceğini mi zannediyorsun, ha? Kurtların boyun eğmediğini iyi bilirim. Ben köpeklere bir teklifte bulundum. Ya bu kemiği yersiniz ya da açlıktan geberirsiniz. Bak Halil İbrahim. Hakaret işittin. Hakaretini de ettin. Yeter. Seni tekrar makul olmaya davet ediyorum. Yeter senin de ezilip büzüldüğünden. Zaten geçen herifin kafasına sıkamadın. 150'sine ortak mısın? Dursun amca. Gel lan. Gel bas. Sıkıyorsa gel bas. Ne buluyorsan al götür. Aldım. Ben de zaten. Amacın ne lan senin? İki tır silah çaldın diye vır vır ötüp duruyorsun. Depodan bahsetmiyorum. Taş ocağından bahsediyorum. İçinde ne var ne yoksa hepsine el koydum. Ha, sizin haberiniz yok. Ortaklarınız toz işinde. Hey. Ya ne tozu ya? Ne tozu toz filan yok yalan. Ben toz işinden yüzde almam. Çünkü kimseye yaptırmam. Ne taşı, ne tozu. Dursun, ne oluyor? Ya yok öyle bir şey yalan. Ne oluyor? Dursun. Rızvan, yok toz filan bir şey yok. Ne gibi ilişki var? Konuşma lan sen. %50'mi getirmeye karar verdiğinizde mekanımı biliyorsunuz. Bu arada Fikret benim ortağım değil. O da %50'sini getirecek. Afiyet olsun. Yiyin birbirinizi. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.